Şefenin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün baharlık örgülerinizde, bayan yeleklerinizde, hırka ve kazak yapımlarınızda kullanabileceğiniz şık bir modelle birlikteyiz. Modelim 9 ilmek, arada birer ilmek, ters ilmeğim var, 10 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. En son 1 ilmek kenarına artı olarak ilave etmeniz gerekecek. Ben Angora 1 ip ve 3,5 numara iple çalıştım modelimi. Şimdi anlaşılır olsun diye daha kalın bir iple çalışmayı düşünüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek için şefenliörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta da Şefenin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basarak takip edebilirsiniz. Şimdi ben ilmeklerimi iki model üzerine şişime taktım. Bir de bu model lastik istemeyen, lastiksiz kullanılabilen bir model. Eğer lastiksiz kullanmayı düşünüyorsanız öreceğiniz şiş kalınlığından bir numara daha büyük bir şişe ilmekleriniz takın ki başlangıç kısmı bu tür örneklerde mutlaka toplar. Ve 2-3 ben hiç haroşa yapmadan direkt modelimi uyguladım. 2-3 sıra haroşa yapın mutlaka, ondan sonra modelinizi uygulamaya başlayın. Genellikle soruyorlar bu tür modellerde başlangıç kısmı toparlandı neden diye. Mutlaka büyük şişle başlamanız lazım veya çift şişli ilmek takmanız lazım. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi aldım. Bir tane doladım. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 3 tane ilmeğimi de düz örer gibi birlikte kestim. Tekrar 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Arada bir tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi birinci modelim bitti. İkinci modele geçiyorum. Bir tane doladım. Bir, iki, üç tane ilmeğimi düz ördüm. Daha sonraki gelen üç ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Şu anda tekrar üç tane ilmeğimi düz örüyorum. İki, üç. Bir dolayıp sıramı tamamlıyorum. Modelimin şu anda ikinci sırası ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Arttırdığım ilmeğimi ve diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak oldukları gibi örüyorum. Örgümün üçüncü sırası ve tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada arttırdığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane doladım. Bir, İki tane düz ilmek ördüm. Ortadaki üç tane ilmeğimi düz ilmek örer gibi birlikte kestim. Tekrar iki tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ilmek doladım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk modelim bitti. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz, bir dola. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Ortada kalan üç ilmeğimi düz örer gibi kestim. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Tekrar şu anda örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane doladım. Bir tane daha düz ördükten sonra üç ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir doladım ve iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada asıl olan şu şekilde modelimin üzerinde göstereyim. Şu başlangıçtaki 9 ilmeğimin başında ve sonunda yaptığım artırmalarımı tam ortadaki 3 ilmeğimi toplayarak yok ediyorum. Ve bu şekilde modelime devam ediyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. İkinci modelime geçtim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın modelin başlangıcındayım. 1 doladım. 1 tane düz ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kestim. 1 tane daha düz ördüm. 1 doladım ve kalan 2 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ortada zaten 3 ilmeğim kaldı. 1 tane ilmeğimi doladım.
Ortada kalan üç ilmeğimi düz örer gibi birlikte kestim. Ve bir tane daha dolayarak kalan üç ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk modelim bitti. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Bir doladım. Ortada kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Bir doladım ve 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şu anda modelim bitti. İkinci modelimin başlangıcına geçiyorum. İlk başlangıçtaki işlemi tekrarlıyorum. Şu anda ikinci modelimin başlangıç sırasını da göstermek istiyorum. Bir tane kenar ilmeğimi aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. 3 tane düz ilmeğimi de birlikte topladım. Tekrar 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Aradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. İkinci modelime geçiyorum. Bir doladım. 3 tane düz ilmek ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi bir kere de kestim. Tekrar 3 tane düz ilmek ördüm. Bir doladım ve kenar ilmeğimle kapattım. Gördüğünüz gibi modelimin başlangıcı bu şekildeydi. İkinci modelime geçişim de aynı şekilde devam edecek. Tamamlanmış hali de bu şekilde olmakta. Yapan herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.